İnterli Kolarovic'in Galatasaray iddiası. Adı son zamanlarda Galatasaray'la anılan Inter'in tecrübeli defans oyuncusu Alexander Kolarov'la ilgili önemli bir gelişme var. İtalyan basınının önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Inter 35 yaşındaki Sırp sol bekle yeni sözleşme imzalamayı planlamıyor. Haberde Kolarovic'in Galatasaray'ın ilgisi bulunduğundan bahsedilirken, tecrübeli futbolcunun Türkiye Süper Lig seçeneğini düşünebileceği vurgulandı. Öte yandan ailevi nedenlerden dolayı Alexander Kolarov'un İtalya'da kalma ihtimalini de değerlendirebileceği belirtildi. Sezon başında bir başka İtalyan ekibi Roma'dan Inter'e transfer olan Kolarov, bu sezon lacivert siyahlılarla Serie A, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 11 maça çıktı ve bir asist yaptı. Nisan ayının başından beri sakatlığı bulunan 35 yaşındaki futbolcu, Inter'le son olarak Şubat'ta İtalya Kupası yarı finalinde oynanan Juventus karşılaşmasında sahaya çıkmıştı. Galatasaray'dan Mario Lemina bombası. Galatasaray'da bir süredir devam eden transfer hareketliliği son günlerde hız kazandı. Orta sahaya çok iyi bir 6 numara isteyen Terim, gözünü eski öğrencisi Mario Lemina'ya dikti. Üstelik bu transferle ilgili İngiliz basınından çok sıcak haberler geliyor. Fulham'ın küme düşmesiyle birlikte satın alma opsiyonu düşen 27 yaşındaki Gabonlu oyuncu için Galatasaray'ın devreye girdiğini duyuran İngiliz basını oyuncunun gönlünde sarı kırmızılılardan yana olduğunu yazdı. Habere göre Mario Lemina ile her konuda anlaşan Galatasaray, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Southampton'a 1,5 milyon euroluk kiralama ücretiyle birlikte 5 milyon euroluk da zorunlu satın alma opsiyonlu teklifte bulundu. Bu teklife sıcak bakan Southampton, Galatasaray'la anlaşmaya çok yakın. 2019-2020 sezonunda Galatasaray'da top koşturan Mario Lemina, sergilediği futbol ve takıma duyduğu aidiyet duygusuyla sarı kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan 27 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Marsilya ve Juventus gibi takımlarda da forma giydi. Bu sezon Premier Lig'de 27 maça çıkan Mario Lemina, bu maçlarda bir gol atıp bir de asist yaptı. Fransız basınında çıkan haberlere göre de Marsilya'nın ilgi gösterdiği oyuncunun Galatasaray'la 5 yıllığına anlaştığı belirtildi. Ön libero pozisyonunda forma giyen Mario Lemina, görev verilmesi halinde sağ bekte de forma giyebiliyor. Galatasaray 3 yıldızla anlaştı. Galatasaray yaz ayında yapacağı takviyelerin listesini hazırladı. Bu sezon Bursaspor'da gösterdikleri çıkışla dikkat çeken İsmail Çokçalış'la Burak Kapacak listenin ilk sıralarında yer alıyor. 20 yaşındaki sağ bek İsmail bu sezon takımıyla 25 maça çıkarken bir gol atıp 3 de asist yapmayı başardı. 1.75 boyundaki futbolcu kanat bindirmeleri ve ortalarıyla tehlike yaratmayı başarıyor. Takım arkadaşı Burak Kapacaksa bu sezon oynadığı futbolla parmak ısırtıyor. Yeşil Beyazlılar'da bu yıl 27 maça çıkan 21 yaşındaki Yıldız, 7 gol atarken 4 de asist yaptı ve takımın yıldızı olmayı başardı. Sarı Kırmızılılar'da Taylan Antalyalı'dan başka ön libero olmaması teknik heyetin en çok endişe duyduğu konuların başında geliyor. 25 yaşındaki futbolcunun yokluğunda o bölgede Eteboy'a şans veriliyor ancak hem Nijeryalı oyuncunun sözleşmesinin sona ermesi hem de takıma beklenilen katkıyı verememesi nedeniyle sezon sonunda Peter Eteboy'la yollar ayrılacak. Bu sebeple ön libero mevkine uygun maliyetli bir isim arayan Galatasaray, yabancı sınırını da düşünerek bu bölgeye altyapı çıkışlı Atalay Babacan'ı monte edecek. Fatih Terim de gelecek sezon için Atalay'la özel olarak ilgilenecek. Gelecek sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan 20 yaşındaki Atalay Babacan'la da 5 yıllık yeni sözleşme imzalanacak. Öte yandan sarı kırmızılıların hem Burak Kapacak hem de İsmail Çokçalış'ın menajerleriyle prensip anlaşmasına vardıkları, transferlerin neredeyse resmiyete döküldüğü de gelen bilgiler arasında. Galatasaray genç oyuncuların kulüpleriyle anlaştıktan sonra transferlerin kapı açıklamasını da yapmayı planlıyor. Galatasaray'a transfer müjdesi. Bu sezon Fatih Terim'in Muslera ile birlikte yedek bırakmadığı iki oyuncudan biri olan Marcao, 40 maçta sergilediği performansın ödülünü aldı.
spor muhabiri Mehmet Özcan'ın haberine göre başkanlığı bırakacağını açıklayan Mustafa Cengiz son icraatı olarak Brezilyalı stoperinin sözleşmesini uzattı. Marcano'nun gelecek sezon bitecek sözleşmesinin 2024'e kadar uzatıldığı öğrenildi. Bu sezon 850 bin euro ile sarı kırmızılı takımın en az kazanan isimlerinden olan Marcano'nun garanti ücretine %50 zam yapıldı. Yeni sezonda 1.2 milyon euro kazanacak olan 24 yaşındaki solak stopere ayrıca performans bonusları da ödenecek. Başkan Cengiz bu hamleyle yeni gelecek yönetimi de rahatlattı. 2018-2019 sezonunun devre arasında geldiğinde 3 milyon euro piyasa değeri bulunan marka şu anda 12 milyon euroya ulaştı. Yaz transfer döneminde Marcao'ya teklifler bekleyen Galatasaray cephesinin 2024'e kadar uzatılan sözleşme sayesinde pazarlıklarda da eli güçlenecek. Galatasaray'ın bu anlaşmayı kısa süre içinde kafa bildirmesi bekleniyor. Galatasaray, Julian Draxler'in peşinde. Galatasaray'da boş kalan 10 numara bölgesi için çalışmalar hızlandı. Takıma güç katacak bir oyun kurucu arayan Fatih Terim yönetimle yaptığı görüşmelerde en ciddi transfer bütçesini 10 numaraya ayıralım. Hem takımı güçlendirelim hem de taraftarları sevindirelim demişti. Galatasaray'da 1 numaralı gündem maddesi Julian Draxler. Kariyerinde çıktığı 444 maçta 87 gol atıp 87'de asist yapan yıldız futbolcu da sarı kırmızılı formayı giyme fikrine oldukça sıcak bakıyor. Düzenli olarak ilk 11'de oynayamadığı için Paris Saint-Germain'in sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen Alman oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmeler hızlandırıldı. Fatih Terim, Schalke'de oynarken de takip edip alamadığı Julian Draxler'i bu kez kadrosunda görmek istiyor. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Paris Saint-Germain'li star için kariyeri boyunca ödenen toplam bonservis bedeli ise tam 79 milyon euro. 10 numaralı parçalı forma için Galatasaray'ın tek adayı Alman yetenek Draxler değil elbette. Lisede Hakan Çalhanoğlu, Claudinho ve Talisca'da bulunuyor. 4 oyuncuyla da temaslar sıklaştırılırken menajerler de teker teker Galatasaray'ın kapısını çalmaya başladı. Önerilen en ilginç isim ise Manchester United'la sözleşmesi sona erecek olan Juan Mata. Mata'nın Türkiye haklarının kendisinde olduğunu iddia eden bir Türk menajer, Mata forma giyebileceği bir takımda oynamak istiyor, dedi. Cimbom'un sezon bittikten sonra ilk olarak yeni 10 numarayı açıklaması bekleniyor. Siz adı geçen isimlerden hangisinin Galatasaray'a transfer olmasını isterdiniz? Benim cevabım Draxler. 10 numara bölgesinde oynayan oyuncular takımların sistemlerinde her zaman belirleyici unsur olmuşlardır. O yüzden transferi gerçekleştirirken oyuncunun bireysel yeteneklerinin yanı sıra düşünülen sisteme uyup uymayacağı da inşallah değerlendirilir. Videoyu beğenmek istiyorsanız zaten beğenmişsinizdir. Galatasaray'ın Metin Oktay, Hacı ve Snyder Yadigarı 10 numaralı formasını farklı bir futbolcunun giymesini istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın.